Şehir Tiyatrosu Sanatkarları diye bir çelenk. Atatürk öldüğünde şehir tiyatroları sanatkarları Hamdi Şarlıgil, Adnan Görgüç, Osman Görgüç aksesuar sorumluları, bu taforlu aksesuar sorumlularının beraberinde Hazım Körmükçü, İyi Galip Arcan, Behzat Butak, Vasfı Rıza, Emin Beli, Refik Kemal Arduman, Kemal Tözem, Necdet Mahve Ayral, bütün o devrin, Feri Hegemen, bütün erkek sanatçıları sabaha kadar oturmuşlar. Atatürk'ün ölümünü ilanından sonra sabaha kadar oturarak koskocama, devasa bir çelenk yapmışlar. Ve bu çelengi götürmüşler Dolmabahçe Sarayı'ndaki mozolenin yanına, hemen soluna koymuşlar. Ki bu çelenk yapmışlar diyorum, insanlar şaşırabilir. Bu çelenk çiçek çelengi değil. Pirinç levhalarla yapılmış bir özel çelenk. Yani çiçeklerden yapılmış bir çelenk değil. Ortasında da koskocaman İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatkarları diye de yazmışlar ve koymuşlar. Sonra cenaze tabii uzun bir dönem bir süre Dolmabahçe Sarayı'nda ziyarete açılıyor. Sonra kortejle kadar yürütmüşler cenazeyi. Denizaltı'ya kadar Haydarpaşa'ya geçmiş. Yürütürlerken de çelengi kullanmışlar, götürmüşler, taşımışlar. Hatta o gün frak giymiş hepsi, bütün artistler. Nöbetçi, çok büyük bir çelenk, nöbetleşe taşımışlar. Yani iki kişi, Hüseyin Kemal İyi Galip, işte Necdet Mahfi Kemal Tözen, böyle sırayla, çünkü uzun bir yol ve ağır gidiyor tabii kortej, taşımışlar Sarayburnu'na kadar, ta Dolmabahçe'den Sarayburnu'na kadar taşımışlar. Sonra bunu saklamışlar. Bu şey saklanmış, çelenk saklanmış. Saklamışlar çünkü neden? Etnografya Müzesi'nde Anıtkabir'e olan nakli zamanında yine taşımışlar. Yine götürmüşler. Böyle ilginç. Efendim bunu aralarında pay etmişler sonradan. İstanbul'a getirmişler çelengi. Aralarında pay etmişler. Bakın ben Necdet Mahfi'nin sakladığı şekilde açıyorum. Size böyle mi verdik? Aynen böyle verdik. Kutusuyla. Bu kutu içerisinde zaten göreceksiniz kendi el yazısı da var. Ve zannediyorum Necdet Hoca'dan sonra başka birinde parçalar kalmamıştır. Saklamış. Gördünüz mü? Ne zaman verdiler bunu? Necdet Hoca bu. Vallahi bütün piyesleri, kitapları, aksesuarlar, yani aksesuar derken mesela bir piyeste Mişon oynamış, onun gözlüğü. Mesela bir şapkası falan gibi, kravatı vesaire. Bana bunları ben almadım. Hep bunlar senin evladın, bunlar senin servetin bunlar diyordu. Ben almadım. Çünkü onlar onun hayatının bir parçasıydı. Vefatından sonra Rayan abla, yani kızı Rayan Mahfi Tözüm, al bunları, senin zaten dedi. Aldım. Bir insan boyundan fazla. Bayağı kocaman bir şey emek verip yapmışlar. Ve bu yapanların bir kısmı, bakın şu fotoğrafta varlar. Bir kız Necdet Mahfi Ayral. Bu Karl Lebert, misafir gelmiş Ankara'dan. Muhsin Ertuğrul benim için en değerli parça, yani şundan çıkart en değerli parça bu. Sıra Keskin. Bu hangi oyun? Erol Keskin, Metin Serez'de.